köyden maden ocağını istemiyoruz. Neden istemiyoruz? Çünkü buradan artık olan meremiz budur. Köyümüz de oraya yakındır. Yakın olduğundan dolayı hayvanlarımız gidip buradan otlanıyor. O tozdan, o topraktan arıcı olsun ya da mal davar olsun. Ne olur? Bu hastalıklar nereye gidecek? O toz duman nereye gidecek? Çünkü uzak bir yer değildir. Bir kilometre yol yok. 800 metrelik bir yerdir. O 800 metrelik bir yerden burada maden ocağı olur mu? Ya da fayans yeri olur mu? Neden yani? Şimdi halkın malını almış. Bunu da söyleyeyim, devlete söyleyeyim. Halkın malına el koymuşlar. Nedir? Hazine malıdır. Şimdi de kalkmışlar bizim yerlerimizi satıyorlar. Neden? Halktan ne istiyorlar? Vatandaştan ne istiyorlar? Orada da bizim bir ocağımız vardır. Ocak da oraya yakındır zaten. Epek gelen giden vardır. Gelen giden misafirler oluyor. O ziyareti ziyaret eden insanlar vardır. O toz topraktan ne oluyor? Onun için diyorum ki bunlar yanlış bir şeydir. Bunlara hepsi el birliğiyle yardımcı olalım. Ha, köylü zaten köy burada köyde kalmadı. Yani 15 hanemiz vardır. Yazdan yaza belki izinde dönüp gelsinler. Bizim olacak yerimiz budur. O zaman eğer bunu yapıyorlarsa, bu şirketler kalkıp da bunu yapıyorsa, o zaman şirketler bize bir yer bulsun. Biz burada göç edip gidelim ya. Yani bu şirketler gelip de burada kendi işi, kendi faydalarına gelip de buradan ocakları kuruyorlar. Meremizi bozuyorlar. Bizi burada rahatsız ediyorlar. Gel bu köyün içerisinden hepsi rahatsızdır. Hepsi rahatsız. Kadın rahatsız, çocuk rahatsız, biz rahatsızız. O toz toprağın içerisinde ne olur? Ben bunu yani devlete soruyorum. Maden üzerine istemiyorum. Hayatta istemiyorum. Biz ne diyeyim burada? Toz toprakta zaten rahatsızız. Olmuyor, istemiyorum. Marımız var, ocağımız var. Bizim yaşlı adamlar rahatsızdır. Kimse sahip çıkamıyor.